Merhaba kader mahkumları. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda ne mi yapıyoruz? Harika internet siteleri ikiyi çekiyoruz. Birinciyi çok beğendiniz. İşinize yaradığınızı konuşamadığım için dil nakli istiyorum. Dil nakli için 300 beğeni atmayı unutma. Çok işinize yaradığını söylediniz. Onu da buradan i harfine tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu internet siteleri de işinize yarayacak, sizi eğlendirecek ve hoşunuza gidecek internet siteleri özenle seçtim sizler için. Hepsinin adlarını yazacağım. Açıklamadaki linkten de bütün internet sitelerinin linklerine ulaşabilirsiniz. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Videoda görüşürüz kader mahkumları. Şimdi ilk sitemizde ne var? İlk sitemize girince hafızamızdaki logoların ne kadar hafızamızda kaldığını öğrenebiliyoruz. Hemen bakalım site nasılmış. Nilfan Logos yazıyoruz. En baştaki seçeneğe tıklıyoruz. Burada dediğim gibi hafızamızda hangi logonun ne kadar kaldığını şimdi göreceğiz. Burada McDonald's logosunu çizin diyor. Şu rengi seçiyoruz. İki rengi istediğimiz rengi seçebiliyoruz. McDonald's logosu şöyle bir M harfi olması lazım. Tabi fare ile ne kadar çizilir orası biraz tartışılır. Şöyle bu değişik bir M oldu. Bu nasıl bir M arkadaşlar? Bunu bana açıklayacak olana 1 milyon dolars hediye veriyoruz. Bunun içi de boyanıyor da evet. Boyayalım, kırmızıyla düzeltiriz. Bakın boyamaya bak. Böyle bir boyama dünyada ilk defa karşınızda. Harikayım. El becerilerim ve el koordinasyonlarımın mükemmel olduğu söylenebilir. Bunu yaparken. McDonald's bana telif atmazsa sevinirim. Logonuzu berbat ettiğim için özür dilerim McDonald's. Şimdi şunu şöyle boyadık. Farz edelim ki boyadık. Daha sonra renk de değiştirebiliyoruz tıklayarak. Hani böyle detaylı çizgileri halletmek için. Şu şekilde kırmızıyı da tekrar seçtik. Bu değişik bir M oldu. Şöyle, şöyle, şöyle. Neyse. Şimdi yan tarafta logoyu göster diyoruz ve orijinaline bakıyoruz. Harika. 10 numara. Gerçekten çok benzettiğimi düşünüyorum. Zaten önemli olan hafızamda kalmasıydı. Bunu çiziyoruz. Daha sonra Nike logosu var. Buradan logoları çiziyoruz. Aklımızda nasıl kaldıysa. Daha sonra şuradan orijinalini göstererek logonun nasıl olduğunu görebiliyoruz. Birçok logo var. Girip deneyebilirsiniz. Bence güzel bir site. Hem hafızanızı tazeleyecek hem de zaman geçirebileceğiniz bir site. Hemen diğer sitemize bir bakalım. Şimdi sizi bedavadan DJ yapacak bir internet sitesi. İki tane favori şarkınızı seçin ve bu videonun devamını izleyin. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Siz de sonunda harika bir DJ olabilirsiniz. Şimdi sitemiz radio.com. Burada zaman makinesiyle radyoları keşfediyoruz. Sesini biraz kısalım telif yememek için. Burada arkadaşlar istediğiniz tarihi seçelim. Mesela şimdi diyelim, örnek veriyorum. Bakalım Kanada'da radyoda ne varmış. Sesini kısalım telif yemeyelim. Buradan istediğiniz de mesela 1950'leri seçip Türkiye'ye bir bakalım. 1950'leri seçip istediğiniz ülkeyi seçip radyosunda ne çaldığını görebilirsiniz. Bununla zamanınızı geçirip daha aktif kullanabilirsiniz internetinizi. Hem sizin için bir şey olur. Nostalji olur. Bence güzel bir site. Deneyebilirsiniz. Diğer sitemize geçelim. Evde canınız sıkılıyor. Korona muhabbeti var zaten. Karantinadan sıkıldınız. Hem gezip hem müzik dinleyebileceğiniz bir uygulama. Hem de yerinizden kalkmadan. Uygulama değil pardon. İnternet sitesi özür dilerim. Süpermobil uygulamalar için de şuradaki i harfine tıklayarak onu da izleyebilirsin. Hemen geçelim bakalım nasıl bir site. Şimdi bakın. Burada istediğiniz iki tane şarkının linkini buraya kopyalıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Tupac ve Müslüm Gürses'in şarkılarını buraya yapıştıracağız. Ve ikisini karıştırıp nasıl bir şarkı ortaya çıktığını görebiliriz. Hatta Ceza yapalım. Ceza ile Müslüm Gürses'i bir yapalım bakalım nasıl oluyor. Hemen linkleri yapıştırıp geliyorum. Şimdi Ceza'nın Holocaust şarkısıyla Müslüm Gürses'in Kaç Kanda şarkısını aldık. Ve ikisini karıştırıp bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Bekliyoruz merakla. Oho bak. Bence gayet iyi oldu. Telif yememek için durduruyorum. Burada çok eğlenceli şeyler de yapabilirsiniz. Yaratıcılık taktiği, becerilerinizi konuşamadım. Becerilerinizi kullanarak güzel şarkılarda birleştirebilirsiniz.
Bence deneyin, pişman olmayacaksınız. Güzel bir site olduğunu düşünüyorum. Hemen diğer siteye geçelim. İnsanların aldığı ekran görüntülerini merak ediyorsan bu site tam sana göre. Bakalım karşımıza nasıl ekran görüntüleri çıkacak. Şimdi arkadaşlar, burada istediği herhangi birinin aldığı ekran görüntülerini görebiliyorsunuz. Siteye giriyoruz. Bir adet slash atmamız gerekiyor buraya. Şu şekilde slash'ı attık. Örnek veriyorum. ASG yazalım. 432 olsun. Bir bakalım böyle bir ekran görüntüsü var mı? Evet var. Bakın böyle biri şu şekilde bir ekran görüntüsü almış. Hemen numarayı değiştirelim. 35 yapalım. Bir konuşmanın ekran görüntüsü alınmış. Arkadaşlar bununla belirli yakalanan ekran görüntülerini buradan görebiliyorsunuz. Zamanınızı bu şekilde eğlenceli bir şekilde geçirebilirsiniz. Belki ilginç ekran görüntülerine tanık olup cinayet falan çözebilirsiniz. Hemen diğer sitemize geçelim. Hangi ünlüye benzediğini merak mı ediyorsun? Dikkatli bir şekilde izle. Devamında bu site sayesinde sen de hangi ünlüye benzediğini öğrenebileceksin. Evet, bu sitemizde de size benzer bir ünlü varsa bunu bulabiliyorsunuz. Hemen bakalım nasılmış. Buradan fotoğrafımızı seçiyoruz öncelikle. Bakmadan önce pardon, fotoğrafımızı bir seçelim. Örneğin ben bu fotoğrafımı seçtim. Şimdi bakalım ben kime benziyormuşum. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Umarım yakışıklı birine benzerim. Beni yakışıklı birine benzetirse sevinirim. Start by face. Bak reklamını yapıyorum. Güzel birini çıkar. Buna benzemem neren benziyor? Kaşım benziyor mu arkadaşlar? Kaşım mı? Sakalım mı? Bu şey ya bu arada. Lost'taki Sadık mı? Neydi bunun adı? Sait. Lost'taki Sait, evet. En fazla buna benziyormuşum. %48 benziyormuşum. Vidal'ın neresine benziyorum bilmiyorum. Bunun neresine benziyorum bilmiyorum. Yani garip biraz. Ben Amir Khan'a benziyormuşum %28. Çok garip. Hintlilere benzetmiş genelde beni. Canın cehennem. Bu siteyi beğenmedim arkadaşlar. Beni Brad Pitt'e benzetmen gerekiyordu kardeşim. Dişilere de benziyormuşum. Çok sevdiğim birine benzedim. Evet. %24. Bununla ne alakam var? Gigi Hadid oldum arkadaşlar. Bu site başarısız bir site. Ama girip isterseniz deneyebilirsiniz. Siz de bakabilirsiniz nasıl, kime benzediğinizi öğrenip sinir krizi geçirebilirsiniz. Ve bir Britney Spears olmadığım kalmıştı. Onda oldum. Deneyebilirsiniz isterseniz siteye. Hemen diğer siteye geçelim. Canının sıkıntısını giderecek bir şey önermek isterim sana. Ne yapacağını bilmiyorsan bu site tam işine yarayacak bir site. Bakalım nasıl bir site. Yine konuşamadım. Bakalım nasıl bir siteymiş. Şimdi buradan çeşitli seçenekler var arkadaşlar. Biz ana sayfadakini çevireceğiz. Burada mesela karantinada ne yapabilirim yazıyor. Şöyle tutuyoruz. Çarkı feleğimizi çeviremiyoruz. Çeviremiyorum ben. Niye? Hah, tıklayarak çeviriyormuşuz. Çarkı feleğimizi çevirdik. Ne çıktı? Write. Bir yazı ben, evet, yazarlık modumu açıp birazdan bir yazı yazabilirim. Siz de buradan eğer sıkılıyorsanız çarkı çevirerek denk geldiğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Bu arada daha farklı çarklar da var. Bakın burada sebze yemeği ne pişireyim yazıyor sebzelerle ilgili. Burada bir sürü şey var. Burada çark var. İstediğinizi çevirebilirsiniz. Ne çıktı bize bakalım. Evet. Brüksel. Ne bu? Brüksel salatası. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. İngilizce cahili olduğum için bilenler varsa anlamını yoruma yazabilir. Burada bir sürü çark var. Bunu da girip çevirip isterseniz deneyebilirsiniz. Hemen diğer sitemize geçelim. Spor yapıyorsunuz, spora başlıyorsunuz veya kardiyo yapacaksınız. İnsan anatomisine göre istediğiniz bölgeyi nasıl çalıştırabileceğinizi bu site sayesinde öğrenebileceksiniz. Hem kadın hem erkek için var. Hemen bakalım nasılmış. Evet arkadaşlar, bu sitemiz Muscle Wiki. Yani buradan Wikipedia sözlük olarak biliyorsunuz. Buradan esneme, vücut ağırlığı, girya antrenmanları denilen şey, egzersizler, istediğinizi seçebiliyorsunuz. Kadın, erkek vesaire. Erkek vücudunda örnek veriyorum, göğüs kasını çalışmak istiyorsunuz. Göğsün üzerine gelip bir defa tıklıyorsunuz. Size burada göğüsle ilgili yapılabilecek hareketleri görseli olarak şekilde ve açıklaması olacak şekilde gösteriyor. Burada daha değişik şeyler de var. Varyasyonlar var. İstediğinizi seçip yapabilirsiniz. Dumbbell fly, bench press, incline press gibi bir sürü incline press gibi bir sürü seçeneğe ulaşabilir, antrenman programınıza katkıda bulundurabilirsiniz bu siteyle. Saçma bir cümleydi. Antrenman programınızı geliştirebilirsiniz bu site sayesinde. İyi, yararlı bir site olduğunu düşünüyorum. Uzatmadan diğer siteye geçelim. Yüzde kaç oranda güzel ve yakışıklı olduğunu öğrenmek istiyorsan bu site tam sana göre. Bakalım en yüksek yüzdeyle yakışıklı kim seçilecek.
Yorumlara bunu da yazmayı unutmayın. Hemen siteye geçelim bakalım nasılmış. Şimdi bu site sizin yüzde kaç güzel veya yüzde kaç çirkin olduğunuzu söylüyor. Güzel miyim, çirkin miyim hemen başlatalım ve bakalım. Şimdi cinsiyetimi seçtim. Erkek, bir fotoğrafımı seçip geliyorum. Evet, yine aynı fotoğrafımı seçtim. Şöyle shift'le büyüt diyor. Yaklaştıralım. Tam gözleri göz hizasına falan getirmeye çalışalım. Oldu mu? Evet, oldu diyelim. Şimdi burada diyor ki bu noktayı tam gözünün yanına koy. Gözümün ışığına bunu koyduktan sonra bunu da aynı şekilde gözümün yanına yerleştiriyorum. Verdiği şeyleri izleyerek, burada karanlık düşmüş, gözüm şurada olması lazım. Verdiği talimatları izleyerek siz de kendinizin yüzde kaç yakışıklı veya yüzde ne kadar yakışıklı olduğunu öğrenebilirsiniz. Çenem sakal var şuralardadır. Suratımın yanı burada. Bakalım yüz üzerinden kaç yapıştıracak bize. Kaç olurum? Şu an tahmin olarak yazabilirsiniz yorumlara. Yakışıklıysam reis 10 numarasını yazabilirsiniz. Bu burada zaten tamam. Bu da hemen hemen aynı yerde diyelim. Şunu da şöyle çektikten sonra ay biraz yukarı. Hop. Bu neresi? Ağız kenarım şurada olması lazım. Bu da burada olması lazım. Şimdi bakalım tipimiz ne? Oo, %80 iyi. İyi yüz şekli, normal alın boyutu, gözler arasındaki mesafe iyi. Yüz için iyi burun. Evet, burnum biraz büyük ama yüzümde pek sırıtmıyor. Büyük değil aslında. İyi suratım. Yakışıklıyım ya. Ağız burun için çok küçük. Normal çene, iyi yüz simetrisi. Arkadaşlar %80 yakışıklıymışım. Bundan sonra bana videolara girişten merhaba kader mahkumları, ben yakışıklı Civan Gülseren diye hitap edeceğim kendime. Bunu bir şey olarak algılamazsanız sevinirim. Hani bir ego gösterisi olarak algılamayın. Bu sitemiz de bu şekildeydi. Siz de yüzde kaç güzel olduğunuzu bu siteden öğrenip yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Bir dahaki cumartesi görüşmek üzere. Bu arada video hoşuna gittiyse beğenmeyi unutma. Yorumlarını da bekliyorum. En beğendiğin site hangisiyse onu da yazabilirsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki cumartesi görüşmek üzere. Umarım bu internet siteleri hoşunuza gitmiştir, işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın kader mahkumları. Bir dahaki cumartesi görüşmek üzere.